mülkiyetinizin güvencesi olmaya devam edecektir. Stüdyo konuğumuz Zeynel Abidin Türkoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı. Sayın Türkoğlu, hoş geldiniz programımıza. Gerçekten çok heyecan verici bir konu. Osmanlı arşivleri, Osmanlı tapuları yaklaşık 2000 yıla yaklaşan bir geleneğin sürmesini en canlı şahidi eden tapular bunlar aslında. Neler diyeceksiniz? Tapu ve Kadastro, Defteri Amire kaleminden nasıl bugünlere geldi? Sizden bunu alalım. Öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kurumumuz az önce de bahsettiğiniz gibi 2000 yıllık bir devlet geleneğine sahip bir milletin hafızasıdır. Mülkiyet hafızasıdır. Bu kayıtlar fetihler yapıldıktan sonra tutulmaya başlamış ve bizim tımar sistemi diye bildiğimiz tımar sisteminin tamamen temelini teşkil etmiş ve devletin uzunca bir müddet sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamıştır. Ve bu kayıtlar öncelikle şöyle söyleyelim. Arşivlerin öneminden bahsetmek isterim sizlere. Arşivler bir milletin hafızasıdır, bir devletin hafızasıdır. Bir devletin olabilmesi için de iki şey gereklidir esas itibariyle. Birisi insan, birisi de toprak. Bu bahsettiğimiz toprak, yani nüfusu toprağı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü temsil ediyor. Nüfusu da Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü temsil ediyor. Yani şu anda konuştuğumuz kayıtlar devletimizin var olma sebeplerini gösteren kayıtlardır. Evet. Şu anda da zaten önümüzde bu kayıtlardan değişik örnekler var. Ve bu örnekler Osmanlı'da, özellikle Osmanlı'dan bahsedelim. Çünkü daha önceki devletlere ait yazılı kayıtlar elimizde mevcut değil. Daha çok Osmanlı dönemine ait kayıtlar mevcut. Galiba Fatih Sultan Mehmet zamandan sonra bir kanunname. Hayır. Daha evveli de var. Şöyle ki bizim arşivimizde 1236 tarihli bir vakfiye de var. Evet. Bu vakfiyenin haricinde Yıldırım Beyazıt dönemine ait vakfiyeler, tapu tahrir kayıtları, bunların hepsi mevcut. Yalnız bizim elimizdeki tapu tahrir kayıtlarının %20'si bizim arşivlerimizde mevcut. Hı hı. Asıl %80'i Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde. Yalnız bizdeki tahrirler, burada da gördüğünüz gibi, bu Bezmi Alem Valide Sultan Vakfiyesi daha estetik, daha gösterişli, daha sanatın zirvesinin işlenmiş olduğu defterler. Bunlar Osmanlı Devleti'nde hazine olarak ele alınmış. Devletin iki hazinesinden birisi. Birisi bildiğimiz para, kıymetli mücevherat ve diğer bilimum ne varsa bunlar bir hazinenin birisini teşkil ediyordu. Diğer ise hazineyi evrak diye ifade edilmiş olan kayıtlardı. Evet. Her fethedilen yerde önce bir katip gider, orayı kaydını yapar, tahririni yapar. Bu tahrir sistemi sayesinde de devletin ileriye dönük olan projeksiyonları, projeleri, hatta seferleri dahi bu kayıtlara göre düzenleniyor. Tahrir bir nevi günümüzdeki e-devlet gibi diyebilir miyiz acaba? Diyebiliriz. Tabii ki neden olmasın. Gayet oturan bir tabirdir. Hem yapılacak olan işlemlerin daha evvelden planlanmasını ve hızlı bir şekilde yürümesini sağlıyor. Şu anda da yine bizim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün e-devlet projelerinde olduğu gibi o zaman da bu uygulama en efektif uygulamaydı. Yani mesela tahrirde neler var? Onu da seyircilerimiz için alabilirsek. Evet, şöyle ifade edeyim. Şimdi tahriri olarak adım adım anlatayım ben size. Hı hı. Bir yer fethedildi. Hı hı. O yere bir katip gidiyor elinde defteriyle. Orada kaç kişi yaşıyor? Ne kadar arazi var? Buradan ne kadar vergi elde edilir? Efendime söyleyeyim, ileriye dönük olan seferlerde özellikle ne kadar asker burada temin edilebilir? İşte bu bizim bahsettiğimiz kervan yolda düzülür. Atasözü de buradan geliyor. İlk önce ordu
Başkentten yola çıktığında belki 10 bin kişi. Ancak bizim defterlerimiz tabii ki çeşit çeşit. Mufassal tahrir defterimiz var, icmal var, evkaf var, cebe var, derdest var, Anadolu Mustahfızan defterleri var, kale yoklama defterleri var. Bunların hepsi farklı farklı defterlerdir. Bunlardaki bilgilere dayanarak yola çıkan, sefere çıkan ordu 10 binken hedefine vardığında 150 bin oluyor. Tabii ki bunların erzakları, bunların iaşesi ne gerekiyorsa bunların hepsi bu defterlerde kayıtlı ve bu sayede de ordularımız uzunca bir müddet hiçbir seferinden boş dönmemiştir. Hepsinde de başarılı olmuştur. Evet. Peki bunlar yavaş yavaş artık günümüze de gelirsek herhalde elektronik ortama geçiliyor. Bir de bunların nasıl korunduğu önemli. Yaklaşık 1400'lü yıllardan bahsediyoruz. Nasıl bu zamana kadar gelebildi? Nasıl bu kadar güzel korunabildi? Az önce de bahsettiğim gibi devlet bunları normal bir evrak, normal bir eşya gözüyle bakmamış. Bunları hazine olarak değerlendirmiş. İlk zamanlar Fatih döneminde özellikle defterler Divan-ı Hümayun'un yanında bulunan odada muhafaza ediliyormuş. Yalnız daha sonra fetihler çoğaldıkça, tahrirler çoğaldıkça yetmemeye başlamış mekansal olarak. Hı-hı. Yine gözünden fazla uzaklaştıramamış devlet. Hemen şu anda Sultanahmet Camii'nin karşısında İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yerde bir bölüme taşımış. Şu anda da zaten orada bizim İstanbul 2. Bölge Tapu Bölge Müdürlüğümüz var. Orada muhafaza edilmiş ve dikkat ediyorsanız Topkapı Sarayı ile o bahsettiğim alan arasında yaklaşık en fazla 1 kilometrelik bir mesafe var. Daha uzun değil. Yani müracaat edilmek istendiği zaman hemen anında oradan alınıp Divan-ı Hümayun'a getirilip tabii ki bu özel izinle, özellikle özel bir talimatla gerçekleştiriyor. Öyle hani gidelim şu defteri alalım çıkalım gibi değil. Gidip padişahın özel talimatıyla gidiliyor oraya. Bunu sultanımız istedi deniliyor. O da bakıyor uygunsa durum. Hemen alıyor, götürüyorlar. İşi bittikten sonra da hemen aynı şekilde hızlı bir şekilde götürüp yerine muhafaza ediliyor. Ve buraya da hiç kimse girip çıkamıyor. Sadece görevli kişiler girip çıkabiliyor. Hatta bununla alakalı çok da özel bir kıssamız vardır. Server Dede şeklinde geçer. Memurların burada, evliyası. Evet, memurların evliyası diye de geçer. Mezarı şu anda bizim 2. Bölge Müdürlüğü binamızın tam ortasındadır. Şöyle anlatayım hikayesini. Zamanın padişahı, bizim tespitimize göre 1. Mahmut olsa gerek. İki köy arasında bir sınır sorunundan dolayı artık iş kan dökme noktasına gelmiş. Bu meselenin çözümü için defter istemiş. Ancak bir akşam vakti istemiş bu defteri. Huzura getirsinler demişler. Defter eminine gidilip bu defter istendiği zaman defter emini tabii ki ismini tam biz bilemiyoruz. Şöyle göstereyim. Eski defter eminlerinin kıyafeti de şudur. Bu defter eminine deniliyor ki sultanımız bu defteri istiyor. Server Efendi de diyor ki bu saatte defter çıkmaz. Onlar da diyorlar sultanımız istedi. Kim isterse istesin. Bu saatte defter çıkmaz. Bu defterlerin çıkma usulleri vardır. Bu saatte size defter veremem der. Durum gidip padişaha bildirildiği zaman padişah hiddetleniyor tabii ki. Vurun kellesini alın gelin defteri diyor. Askerler gidiyorlar. Server Efendi'nin başını vuruyorlar. Gömüyorlar. Defteri de alıp götürüyorlar divana ya da sultanın sarayına. Sultan orada meseleyi çözüyor. Hal yolunu buluyor. Ancak bu arada defterin emini Server Efendi'nin başı gitti, hayatını kaybetti. Sabah sadrazam gelip de durumu öğrenince efendim diyor, sultanım siz çok büyük bir hata yaptınız. Sizin dedeniz Fatih'in kanunnamesinde akşam vakti defterhaneden defter çıkmaz diye söylüyor. Tabii ki bu da padişah nedamet geçiriyor. Hemen iptal edin diyor bu emrimi. Adamın hayatta kalsın ama işten geçti diyorlar. O zaman o gömdüğünüz yerden çıkartın, götürün defterhanenin önüne gömün deniyor. Evet.
Ve şu anda o mezar bizim bölge müdürlüğümüzün içinde kalıyor. O da nasıl kalıyor? Onun hikayesini de anlatayım çok kısa. Zamanla işte kayıtlar çoğalınca defterhanenin önüne bir tane daha bina yapıyorlar. Onun önüne bir bina daha yapıyorlar. Şu anda binamız üç parçalı. Tam da bina şeyin ortasında duruyor defterhanenin. Biz şu anda hala oraya defterhane nezareti binası diye de yazar kapısında. O şekilde de duruyor Server Efendi. Asıl adı Server değil. Ser, Farsça'da baş demek. Ver, vermekten geliyor. Ser verip sır vermeyen manasında. Ve bundan dolayı da memurların evliyası olarak kabul ediliyor. Yani tapunun ne kadar güvenlikli olduğunu... hani bir tapu gibi sağlam lafının oradan geldiğini anlayabiliyoruz. Evet. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Hani sizin sorunuza geliyoruz. Bu kayıtlar işte böyle korundu. İnsanlar ser verdi ama sırrını vermedi. Yani kayıtları kaybetmedi. Kayıtları sapasağlam tuttu ve bugünlere kadar getirdi. Ona bir hazine gözüyle baktığı için bu kadar sağlam geldi. Arşivler bu yüzden önemli. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda bir sürü sorun hakkında, tarihi problem hakkında söylemek istediği, ortaya yere koyduğu iddia budur. Arşivler açıldığı zaman her şey ortaya çıkacaktır. Arşivler saklanamaz. Arşivler her şeyi söyler, doğruyu söyler. O yüzden de bizim gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Çok net bir şekilde de bunu ifade ediyoruz. Mülkiyet konusu önemli. Jeopolitik önem de arz ediyor. Ki şu anda sorunlu bölgeler olan Musul ve Halep ve diğer yerlerin tapusu mevcut mu bizim arşiv dairemizde? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bizde tapu deyince tapuyu tarih olarak iki dönemde ele alacağız. Birisi 21 Mayıs 1847 öncesi, 21 Mayıs 1847 sonrası olarak. 21 Mayıs 1847'de çıkan bir nizamname ile artık miri arazi rejiminden mülkiyet arazisi rejimine geçiyoruz. Miri arazi rejimi nedir? Topraklar sultanın ya da devletin malı. Sadece üst kullanım hakkı, arazinin kullanım hakkı vatandaşa ait. Devlet bunu belirli bir süreliğine vatandaşa veriyor ve bunun kontrolünü sağlıyor. Ancak bu sistem zamanla, tabii ki tımar sistemi de biliyorsunuz, tarihi bir bilgi olarak söylüyorum. Zamanla etkinliğini kaybettiği için artık yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Devletin modernleşmesi gerekiyor. İşte Tanzimat Fermanı'ndan sonra bunlar gerçekleşiyor. Tarihi bilgi veriyorum biraz size. Sağ olun. Buyurun. Şimdi 21 Mayıs 1847'den sonra ise artık kullanan vatandaşlara devlet tarafından bu araziler veriliyor. Ve bundan sonra da intikal, yani veraset işlemleri, çok arsa çocuklara, torunlara kalıyor. Satış işlemleri yapılabiliyor. Ya da işte modern manada bir tapu sistemine geçilmiş oluyor. Esas itibariyle şu anda elektronik kısmı hariç tapunun birebir her şeyi Osmanlı'dan kalmadır. Evet. Osmanlı'nın sistemini biz de aldık, devam ettirdik. Tabii ki biliyorsunuz devlet ünlü tarihçilerin de dediği gibi Selçuklu da aynı devlet, Osmanlı da aynı devlet, Türkiye Cumhuriyeti de aynı devlet. Yani devlet devam ediyor kurumlarıyla, sadece isimleri değişiyor. Mevzu budur. İşte bu mülkiyete geçildikten sonra ise tabii ki Osmanlı çok büyük bir devletti. Şu anda kendi içinden neşet etmiş 63 adet devlet var. Ancak tapu kayıtlarının bizde olduğu 26 ülke var. Bunlar nelerdir? Şöyle bahsedeyim ben size. Orta Doğu diye tabir edilen, aslında bizim için Orta Doğu değil, aslında bizim için İslam coğrafyası olarak görünen Cezire dediğimiz Irak, Suriye, Hicaz bölgesi, Libya, Gürcistan, Balkanların tamamı, neredeyse kayıtların tamamı bizde mevcut. Bu ülkelerle bizde zaten gerekli istişarelerle, tapu kayıtlarıyla ilgili alışverişlerimiz de oluyor. Peki şimdi bu defterlerle acaba Birleşmiş Milletler'e veyahut bir itilaf olduğu zaman kullanılabilir mi? Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Mülkiyet hakka kutsaldır. İç hukuk ve uluslararası hukukta da bu böyledir. Devletlerin kendi içinde düzenlemiş olduğu mülkiyetle ilgili kanunlar vardır. Bizde tapu kanunu, kadastro kanunu, değişik kanunlar vardır. Biz de tabii ki bunların
bazı kurallarına uyarız. Tabii ki bu Osmanlı kayıtları eğer ki Türkiye için söylüyorum kadastrosu yapılmamış ise geçerlidir. Hı hı. Ama bizim şu anda %99 oranında kadastromuz yapıldı. Hatta orman kadastromuzda çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yani bir 365 civarında idari birim var kadastrosunun yapılmadığı. Onlar da yerel nedenlerden dolayı henüz yapılamadı. Ama biz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak kadastro manasındaki çalışmalarımızı da tamamlamış vaziyetteyiz neredeyse. Ama uluslararası hukuk bağlamında bunun değerlendirilmesi yine takdir edersiniz uluslararası hukukla ilgili çalışan kişilerle ve devletlerle alakalıdır. Onların değerlendirmesini onlar yaparlar. Biz şuna yardımcı oluyoruz. Devlet arşivleri de olsun biz olalım. Yani devletin arşivleri olarak. Biz artık kendimizi Tapu Kadastro Arşivi değil, böyle uluslararası manadaki çalışmalarımızda devletin arşivleri olarak şunu söylüyoruz. Bizdeki arşivler, belgeler devletlerin sınırlarının belirlenmesinde dahi etkin. Şöyle ki benim şahit olduğum geçen sene 20-25 Mayıs Nisan tarihleri arasında 2015 tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz Dünya Kadastro Zirvesi'nde ben Makedonya heyetiyle ilgilenmiştim. Makedonya heyeti Yunanistan'la olan sınırlarını bizden almış oldukları tapu kayıtlarına bakarak şu köy bizim, şu mahalle bizim, şu sınır bizim ona göre belirliyor mesela. Evet. Devlet arşivleri keza Tunus'la Libya arasındaki, Cezayir arasındaki sınırları bizden istemiş olduğu tarihi vesikalara göre düzenlediler. Ve büyük bir başarı sağlandı bu konuda. Evet. Peki Musul'un tapusu yani yaklaşık 77.063 tapu kaydı Ankara'da. Bunun önemi nedir aslında? Şöyle ki hep bir üst akıl, hep bir gizli akıldan, güçten bahsedilir. Bunlar insanların hafızasında bulunan bazı gerçekleri yok etmeye çalışıyor. Bunlar nedir? İşte siz orada yoktunuz. Orada zaten bunlar vardı. Siz burada hak talep edemezsiniz gibi bazı iddialarda bulunuyorlar. Arşivler her ne kadar hafızayı beşer nisyanla mağlul olsa da arşivler olduğu zaman hiçbir şekilde bu atasözü geçerli olmuyor. Söz uçar yazı kalır. Aynen öyle. Arşivler de affetmez bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Olduğu gibi hemen biz oradan müdahalemizi yaparız. Kayıtlarımızı çıkartırız. Kimin nerede yaşadığını, oradaki mülkiyetin kime ait olduğunu çıkartırız. Daha sonra ise yapılacak olan diğer tespitlerle eğer orada yaşayan insanlar bu bizim dedemiz, bu bizim babamız diye ispat ettikleri vakit hiçbir kimse isterse oradaki bütün şehri yaksın bir şey ifade etmez. Bu Musul'daki mülkün sahibi Arapsa Arap'tır, Türkse Türk'tür, Türkmense Türkmen'dir, Kürtse Kürt'tür, her kimse. Biz bir devletiz, gayet ciddi bir müessese değiliz. Hani kayıtlarımız yok, biz bulamıyoruz falan değil, hepsi bizde. Geçtiğimiz senelerde Kerkük'te bir yangın çıktı ve oradaki arşivlerin bir şekilde yandığı söylendi. Bunun yedeklemesi var mıydı bizde? Osmanlı tapu kayıtları iki nüsha halinde tutulurdu. Birisi mahallinde, yani diyelim ki o gün Kerkük için konuşuyoruz. Kerkük'te, bir tanesi de merkezde. Şu anda bizim mesela elimizde 1909 yılına ait bir Kerkük defteri var. O bölgedeki tapu kayıtları şu anda bizde mevcut. 1917'ye kadar olan. Çünkü Osmanlı'dan çıkış tarihi 1917. Çok da büyük bir zamanı kapsamıyor aslında. 1917'deki insanları bizler tespit edebiliriz bir şekilde. Yani yansa da yıkılsa da bir şekilde sapasağlam arşiv elimizde duruyor. Sapasağlam elimizde. Hatta başka yerlerde muhafaza edildiğini de bizler işitiyoruz ama görmediğimiz için herhangi bir şey söylememiz doğru olmaz. Evet. Peki günümüze gelirsek yapmış olduğunuz TARBIS yani elektronik ortama geçmesi arşivlerin bu çalışmalar nasıl devam etmekte? Bu elektronik arşive geçme noktasındaki devletimizin projeksiyonu şudur. Vatandaşa daha hızlı hizmet, daha sağlam hizmeti götürebilmektir asıl amaç. Evet. Hani bir elektroniğe geçmek bir moda
şeklinde düşünülmemesi gerekmektedir. Burada biz insanlarımıza yerinde nasıl daha hızlı hizmet götürebiliriz, onları daha nasıl mutlu edebiliriz noktasındayız. Yani biz bir yerde hizmetkar devlet modeliyle hareket ediyoruz. Onun için onlara nasıl hizmet götürebiliriz, nasıl hızlı ve doğru hizmeti nasıl götürebiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Bunun için işte elektronik sistemlere geçiş, e-devlete geçiş de kaçınılmaz görünüyor. Bizler de arşivler olarak elimizde olan bu hazineleri ilk önce 2005 ile 2009 yılları arasında TARBİS sistemi, Tapu Arşiv Bilgi Sistemi sayesinde görüntülerini aldık, akıllandırıp şu anda kullanıyoruz. Ancak bu TARBİS'in kapsamı yurt dışı tapu kayıtları, araştırmacıya açık olan 3494 adet katalog ve tahrir defterleri, hasılat kayıtları ve köy sınır kayıtlarıdır. Yurt içine ait tapu kayıtları daha henüz tapu arşiv bilgi sistemine aktarılmadı. Biz tam bir e-arşiv oluşturabilmek için tüm Türkiye'de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Karatay'da, Tuzla'da pilot projelerimiz şu anda bitmek üzere. Bu projelerimiz bittikten sonra tüm Türkiye kapsamında çok büyük bir arşiv projesini başlatacağız. Şu andaki pilot projelerimizin değerlendirmesini yaptıktan sonra da böyle bir şey sisteme geçip bütün elimizdeki kağıt ortamında bulunan veriyi dijital ortama aktarıp bundan sonra hizmetin daha hızlı bir şekilde ve daha doğru şekilde sağlanacak. İnşallah. Peki normalde vatandaş olarak düşünelim. Vatandaş mesela şimdi Balkan göçmeni çok sayıda vatandaşımız var. Bir şekilde mübadele ile gelmiş, Rumeli'den geri çekilişimizle gelmiş. Bunlar değişik yerlerden göç etmişler, ana vatana dönmüşler bir şekilde. Bunların tabii ki orada yerleri vardı, ellerinde bir şekilde Osmanlı'dan kalma tapular var. Bunları gelip sizlere okutabilirler mi, hak iddia edebilirler mi? Bu çok çünkü güncel bir konu ve merak edilen bir konu. Şimdi sorunuzu şöyle alayım ben, şöyle dönüştüreyim daha doğrusu. Tabii. Zaten o kayıtlar bizde. Onlar o kayıtlarını bizden talep ettikleri zaman, ki ediyorlar da zaten, biz belirli kriterlerde araştırma yapabilmek için belirli kriterler gerekli. O kriterlere uygun bilgiyi aldığımız anda hemen o bilgileri çıkartıp kendilerine teslim ediyoruz. Hem okuyoruz, çeviriyoruz ve veriyoruz. Bu manada çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece bu Balkanlar değil, Orta Doğu'daki Araplardan, orada yaşayan insanlardan da böyle talepler oluyor. Devletler de istiyor ayrıca. Sadece şahıslar değil, devletler de istiyor. Bu manadaki çalışmalarımız zaten devam ediyor. Devam etmekte. Peki biraz da tapu kadastronun artık güncel, yani günümüzde yapmış olduğu faaliyetlere gelelim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetler nelerdir? Bunlardan biraz örnek verebilir miyiz? Az önce bahsettiğim gibi yine biz vatandaş odaklı hizmet etmeye çalışıyoruz. Onların sahip oldukları mülklerinin satışına, intikaline, her ne işlemi gerekirse bunlara daha hızlı erişimlerini sağlayabilmek için onların tapu dairelerimize girdikleri zaman içeri somurtarak girmiş olsalar bile çıkarken güler yüzle çıkabilmelerini sağlamak için elimizden gelen hizmeti, elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bunlarla alakalı tapularımızda şu anda kamulaştırma yasasını ile alakalı bir çalışmamız geçti. Artı e-haciz, yani artık hacizler elektronik ortamda yapılıyor. E-ipotek, e-terkin, bunların hepsi zaten daha evvelden bizim yaptığımız projelerdi. Bunların hepsini daha hızlı bir şekilde yapacak projeler içerisinde çalışıyoruz, üzerine çalışıyoruz. Çok da hızlandık. Düşünüldüğünün aksine bizde evrak problemi yok. Yani şu evrakı doldurun getirin, şunu şöyle yapın. Biz bunların artık çok azalttık. Bürokrasiyi çok çok azalttık. Ancak daha da hızlanmamız gerekiyor. Biz durmak yok diyoruz. Daha da hızlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalarımız çok yoğun devam ediyor. Kadastro çalışmalarımız, dediğimiz gibi, insanlarımızın
şikayetlerini en aza indirmek, onların sıkıntılarını en aza indirmek noktasında devam ediyor. Ayrıca Harita Dairesi Başkanlığımız TUSAK'a aktifle bu sektörde çalışan insanlara hizmetlerini o kadar sağlam, o kadar teknolojinin zirvesinde yapıyorlar ki şöyle ki eskiden belki onlarca metreyle hesap yapılırken artık uzaydan santimle, santim hatayla işlem yapıyoruz. Yani yukarıdan aldığımız verilerle, uydudan aldığımız verilerle insanların haklarının geçmemesi için milimi milimine hesap yapıyoruz. Yani santim hata belki, yani biz yok diyoruz ama belki santim hata vardır, başka yok. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Başkanlığımızda bütün veri tabanını düzenledi tekrar. Teknik yeni cihazlarla donattılar. Artık yok efendim sistem çok bozuluyor, günlerce artık işlem yapılamıyor noktasında değiliz. Belki saatlerle ifade edilecek, belki dakikalarla ifade edilecek şekilde sorunları anında müdahaleyle çözebiliyoruz. Evet. Bir de bir şey görüyorum önünüzde. Evet. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresi birincisi herhalde oldu. Bu ikincisinin kataloğu. Bundan biraz bahsedelim. Bunda neler görüşüldü? Mesela birincisindeki çıkan sonuçlar nasıldı? Nasıl değerlendirildi? Ve ikincisi ne zaman yapılacak? Onu evet. da şimdi, sizden öğrenelim. Şimdi biz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak sosyal bilimlerde sosyal bilimlere çok fazla destek oluyoruz. Bu sektör, bu manada çalışan insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim Arşiv Dairesi Başkanlığımızda şu anda geçenlerde kaybettiğimiz merhum hocamız, 100 yaşında kaybettiğimiz Profesör Doktor Halil İnalcık'ın ismini verdik size araştırmacı salonumuza. Bu araştırmacı salonumuzda yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda araştırmacı gelip bu görmüş olduğunuz tahrir defterleri üzerinde bu görmüş olduğunuz Ayasofya Vakfiyesi olsun, Bezmi Alem Valide Sultan Vakfiyesi olsun, Kudüs defteri olsun. Bunlar üzerinde çokça araştırma yapabiliyorlar ve yayınlar da yapıyorlar. Bu yayınlardan da bize dönüşler oluyor. Bu manada biz şöyle düşündük. Ya biz bu arşivleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor diyerek Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirası'nın yönetimi ve tahfiz arşivlerinin rolü Uluslararası Kongresi'ni Kasım 2012 yılında yaptık. Evet. İstanbul'da bir otelde 2000 kişinin katılmış olduğu çok büyük bir kongreydi. Ve dünyada çok büyük ses getirdi. Sadece Türkiye çapında konuşmuyorum, dünya çapında çok büyük ilgi getirdi. Uzunca bir süre bizden bunun ikincisini ne yaparız, ne zaman yapılacağı soruldu. Bu ilk kongreye 32 ülkeden akademisyen, rektör, kurum enstitü başkanı ve genel direktör düzeyinde katılımlar gerçekleşmişti. Biz de bunun 2 yıl sonra yapabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak konjonktürel nedenlerden dolayı ancak inşallah bunu 17-21 Nisan 2017'de İstanbul'da tekrarını yapacağız. Sayın Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in de olurlarıyla çalışmalarımıza başladık. Ancak bunda çok farklı bir durum söz konusu. Biz burada çok daha büyük, iddialı bir kongre düzenlemeyi düşündük. Artık birincisinin gölgesinde kalan ya da birincisiyle eş değerde bir kongre değil, daha üst düzeyde bir kongre olsun istedik. O da şu, yanımızda bu sefer tek bir Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak biz yokuz. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü var, Türk Tarih Kurumu var, ATASE var, Genelkurmay Askeri Stratejik Etütler Merkezi, Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü olacak ve diğer birkaç tane daha devletin üst düzey arşivlerinin bulunduğu kurumlarda inşallah bize destek oluyorlar. Bu manada da bununla birlikte üniversitelerimiz var. Ankara, İstanbul, Hacettepe, Marmara, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları var. Orta Doğu ve Afrika Araştırmacılar Derneği, Türk Arşivciler Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği ve inşallah TRT'yi de aramızda göreceğiz yani bu manada medya destekçimiz olarak. Biz buna Türkiye'nin kongresi diyoruz. Yani biz bu kongrede çok çok iddialıyız.
Yüzyıllık problemlerimiz var biliyorsunuz, dillendirilen tehcirler meselesi. Sadece tehcir demiyorum, dikkatinizi çekiyorsa tehcirler. Hı hı. Tehcir sadece bir Ermeni tehciri değildir. Bir Balkan tehciri var, bir Kafkas tehciri var. Herkes Ermeni tehciri diye öne çıkarken biz diğer tehcirleri de ele alalım istiyoruz. Rumeli de. Yüzyıllık bir silsiledir bu. Yüzyılda süren bir, konuşulan bir meseledir. İkincisi Lozan, Musul, Kerkük, Boğazlar, bunları ele alalım istiyoruz. Bununla beraber Afrika'yı konuşalım istiyoruz. Afrika'daki Afrika coğrafyamızdaki kişileri de konuşalım istiyoruz. Bunun için de yoğun bir temasımız devam ediyor. Bu yüzyıllık oturumlar içerisinde, yani Ortadoğu'daki meselelerle birlikte, bir de arşiv kongresi olduğu için arşivleri de konuşalım istiyoruz. Arşivlerde bir standartlar, her ne kadar devlet arşivlerimiz yapmış olsa da bizim kendi arşivlerimize göre standartları oluşturmamız, beraber konuşmamız, milli arşiv kanunumuzu konuşmamız gerekiyor. Evet. Milli arşiv kanunumuzun da bu arada çok acilen geçmesi gerekiyor. Çünkü bir boşluk bırakmak hiç doğru değil bu konuda. Az önce de söylediğim gibi Osmanlı Devleti arşivlerine bir hazine gözüyle baktığı için, nasıl ki Merkez Bankamız, hazinemiz önemliyse, arşivlerimizin de bu kadar önemli olduğu ortaya çıkarsa, bizim uluslararası camiada, devletler arasındaki münasebetlerimizde de elimiz o kadar güçlenecek. Bununla birlikte işte arşivleri konuşalım istedik. Arşivlerin fiziksel yapıları, dijitalleştirmesi, efendime söyleyeyim, kültürel arşivlerimizin nasıl ortamlarda saklanması, bunların hepsini konuşalım istedik. Bir de daha önemlisi bizce, uzunca, yani bir 90 yıllık süreç içerisinde ve tabii ki daha önceki deformasyonlarda düşünürsek, belgelerde çok büyük zedelenmeler, deformasyonlar var. Restorasyon ve konservasyonu konuşalım istedik. Evet. Ve bunlarda bir standartlar oluşturalım. Tapu Kadastro'nun 3-5 tane projesi var. Bunlardan birisi de restoratör eğitimi projesi. Uluslararası düzeyde bir sertifikalı bir program. Bunu da düşünüyoruz. İnşallah bu kongrede bunların hepsini konuşalım. Bu Türkiye'nin kongresinde. Ve böylece de inşallah çok büyük veriler elde edelim. Sonuçlarımızı da zaten biz kitapçık olarak değerlendiriyoruz, basıyoruz. Bunun da kitap halinde, ciltler halinde de basacağız inşallah. Restorasyon dedik. Peki sizin kendi yaptığınız restorasyonlar ne aşamada, ne kadar bir şekilde arşiv kaydını kurtarabildik? Şimdi restorasyon işlemi çok yavaş ilerleyen bir işlem. Öyle düşünüldüğü gibi hemen ben bu sayfayı bantla yapıştırdım. Çözüldü gibi bir durum söz konusu değil. Bu işlerin doğal, natürel yöntemlerle yapılması ve yapılan işlemlerin de belgeye ekstra bir zarar vermesini engellemek üzere çalışıyoruz. Biz restorasyon atölyemizi 2007 yılında kurduk. O günden bugüne yaklaşık 25 bin belgemizi restore ettik. Biz artık modern manada restorasyona da geçtik. Biz leaf casting yöntemi diyoruz. Bu manada da bizim kendi personelimizde icatlar da yapmaya başladılar. Biz dünyanın değişik ülkelerindeki restorasyon ünitelerini gördük. Hani hiçbiri bizden iyi değil. Üstlük şu da var. Arşivcilik noktasında da hiçbiri bizden üstün değil. Evet. Yani biz gerçekten arşivcilik noktasında işte 84 yılından itibaren bir bilinçlenme başladı. 2004 yılından itibaren de atılımlarımız başladı. İnşallah 2017 yılı itibariyle de arşivlerimiz gerçek manada hak ettiği yeri bulacak. İnşallah. Peki aslında Tapu Kadastro dediğiniz gibi biraz da yurt dışında da faaliyetlerini sürdürüyor dediniz. Afrika özelinde yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Şöyle, Tapu Kadastro geçen sene yaptığımız zirvenin sonuçlarını almaya başladık biz, kadastro zirvesini. Sayın Cumhurbaşkanımız bir Afrika seyahati yapmıştı, hatırlarsınız. Bu seyahate Tapu Kadastro olarak bizler de katıldık. Oradaki yaklaşık 7 ülkenin kadastrosunun yapılması için bizden çok ısrarla talepler var. Bizler de bunlar için arkadaşlarımız, kadastro dairesi başkanlığımız olsun, tapu dairesi başkanlığımız olsun, bu manadaki çalışmalarını sürdürüyorlar.
Tabii ki bu sadece devlet eliyle yürütülecek bir operasyon değil. Aynı zamanda özel sektör eliyle de biz artık yurt dışına böyle ham madde ya da gıda tarzı ürün satışı değil, artık know-how satıyoruz. Artık bilgi satacağız. Hani KDV'si, KDV ne derler, KDV diyorum, yanlış oldu. Ürün satmaktan ziyade artık şeye dönüştük. Yani bilgi satacağız onlara ve bu sayede de daha büyük gelirler elde edeceğiz inşallah. Evet. Peki şimdi Musul dedik, bir de Hatay var. Buradaki mesela yapılan kadastro var, tapulama var. Bu özel, daha doğrusu sıkıntılı yerlerde yapılan bu kadastro ve tapulama faaliyetleri konusunda bizim elimiz nasıl güçlenir uluslararası camiada? Hatay konusunda bir sıkıntımız yok açıkçası. Yani öyle biz kendimiz 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olduktan sonra bu manada sıkıntımız yok. Yalnız dış ülkelerdeki kayıtların alınabilmesi için tabii ki uluslararası anlaşmalar daha etkin olacaktır. Örneğin önünüzde Abdülhamit Han'ın kendi şahsi mallarının bulunduğu 3 adet cilt var. Evet. O 3 adet cilt de sadece Türkiye içerisindeki şahsi malları değil, Suriye'deki, Arabistan'daki, tabii Libya, Balkanlardaki malları var. Bunlardan bir hak talep etmek istedikleri zaman tabii ki biz bunları şahsi başvurularında biz onlara verebiliriz. Bu manada da tabii başvurular oluyor bazen, yeni yeni olmaya başladı. Bu manada da biz onlara yardımcı oluyoruz. Onların ellerini güçlendirmeye çalışıyoruz. İlk başta bahsettim zaten, mülkiyet hakkı kutsaldır diye. Tabii bundan sonraki süreç hukuki bir süreç. Bunlar hukukun hani delil dediğimiz, dayanak dediğimiz belgeleridir. Bu manada da bizim elimizi güçlendirenler önümüzdeki belgelerdir. Bu belgeler. Aslında bunları da bir yavaş yavaş tanıtsak acaba, şundan başlayalım isterseniz. Evet. Bence buradan başlayalım. Tamam. Buradan başlayalım. Bu bizim bayağı uzun. Evet. Bayağı bir vakıfname. O görmüş olduğunuz yeşil atlas, ipek atlasa sarılmış olan belge Fatih Sultan Mehmet'in 1462 tarihinde yazdırmış olduğu Ayasofya Vakfiyesi. Bu vakfiyenin içerisinde 12 adet cami, hastane, imarethane, medresenin geliri, gideri, efendime söyleyeyim, nerelerde nasıl işlemler yapılacağı, nasıl işlemler yürütüleceği hepsi tek tek yazılmıştır. Evet. Bu 65 metre uzunluğunda bir vakfiyedir. Ve türünün tek örneğidir. Restorasyonu da yeni bitti zaten. Bu görmüş olduğunuz belge bir kısmı deri üzerine ceylan derisidir. Şu görmüş olduğunuz yeşil kısım ise ipek atlastır. Başında duası vardır, sonunda da bedduası vardır, biliyorsunuz yani. Onu bilmiyoruz, beddua. Tabii, nasıl? Beddua şöyle ki, vakfiyeler dua ile başlar. Önce Allah'a, peygambere, ailesine, torunlarına bir dua edilir. Ardından da vakfedenin vasfı anlatılır ve ona dua edilir. Ondan sonra içeriği devam eder. İşte şu vardır, bu vardır mallar. En sonunda ise bu vakfın gereklerini yerine getirmeyenin üzerine Allah'ın, peygamberlerinin, meleklerinin laneti olsun der. Bu vakfenin sonunda da bu şeyler de var, bilgiler de var. Bu görmüş olduğunuz ise tabii ki vakfiyeler hem yani bunlar da tahrir defteri içerisinde yer alır. Bu görmüş olduğunuzda Bezme Alem Valide Sultan Vakfiyesi. Sadece cami olarak biliyoruz ama değil. Sadece bir cami. Hayır. Burada hem camiler var, başka vakfettiği şeyler de var. Bu görmüş olduğunuz kısım dua kısmıdır. Dua kısımları genelde çok süslü olurlar. Gördüğünüz gibi bunlar da o zamanın zirve sanatçıları, üstadları, ustaları yaparlar. Dua kısımlarında genelde bu süslemeler kullanılmış. Bunda zirve yapmıştır. Burada gördüğünüz çiçekler falan vardır. Burada gördüğünüz Bismillahirrahmanirrahim yazısı. Burada
nokta olarak kullanılan çiçeklerin her biri farklıdır. Bu kadar detaylıdır. Gördüğünüz altın varağın üstüne bir de sonsuzluğu ifade etmek üzere bir çiçek süslemesi yapılmıştır. Diğer sayfaları sadedir. Yalnızca üst başlıkları veya çerçeveleri bazen altın varakla süslenmiştir. Kullanılan yazı tahrir defterlerinde genelde siyakattir. Siyakat şifreli yazı demektir. Bu çok önemli. Evet. Bu yazıyı herkes okuyamaz. Bu arkası ve önündekiyle birlikte değerlendirilecek bir şifre sistemidir. Bunu sadece bu mesleği icra eden kişiler bilir. Yani bir elin parmağı kadar kişi bilir. Öyle herkes Osmanlıca biliyorum, her okuyorum diyen bunu okuyamaz. Çok farklı bir sistemi vardır. Yani özel şifresi var. Yani sadece tabii. Yazan mı okuyabiliyor yoksa? Bu, onunla beraber bu yazıyı bilenler okuyabiliyor. Bilenler okuyabiliyor. Tabii. Siyakat tabii. İsmi. Bu görmüş olduğunuz yine bizim bunun tıpkı basımını da yaptık. Defteri Evkaf-ı Livai Kudüs-ü Şerif. Yani Kudüs-ü Şerif'te bulunan vakıfların defteri, kayıtları. Gördüğünüz gibi sadece tezhip değil, yani bu defterde gördüğünüz tezhip değil, aynı zamanda Ebru'nun da zirveleri burada yaşanmıştır. Bu battal Ebru ve bu pigmentler artık üretilemiyor. Yani elde edilemiyor. Çok farklı tekniklerle yapılmıştır. Şunu da söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz defterlerde kullanılan kağıt çok farklı bir kağıttır. El yapımıdır. Dolayısıyla öyle hani şimdiki günümüz kağıtlarına benzemez. Günümüz kağıdını suyu değdirdiğiniz anda kendini kaybeder. Hemen üzerindeki yazı kaybolur. Sonra bir altındakine yapışır. Ama bu kağıtların hani siz de başında buyurduğunuz gibi nasıl korundu dediniz ya. Evet. Bu kağıdı bile özel. Bu kullanılan mürekkep özel. İsli mürekkep kullanılıyor. Biz bunu restorasyon esnasında suyun içine sokuyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Sapasağlam kullanılabiliyor. Yani el yapımı değil mi kağıt? El yapımı. Evet, el yapımı. O zaman zaten sadece el yapımı kağıtlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi sapasağlam. Bu görmüş olduğunuz defter 1563 tarihli. 1563. Bu görmüş olduğunuz 1462 tarihli. Bu görmüş olduğunuz 1700 küsur tarihli defterler. Hiçbir şey olmadan tezyinatına kadar süslü olarak bugüne kadar kalmış defterler. Evet. Tabi bu görmüş olduğunuz defterler, şu defterler ve şu defter, şu defter. Burada cildini de görebilirsiniz. Ciltlerinde de farklı uygulamalar vardır. 1847 öncesine ait defterlerdir. 1847 önce. Tabi. 1847'nin özelliği neydi? Miri arazi rejiminden mülkiyet arazisi rejimine geçildi. Evet, şu görmüş olduğunuz defterde 1847 yılında tutulmuş olan tapu defteri. Bu manastır. Prizren'e ait bir defter. Hani az önce bahsettiğim 26 ülke demiştim. İşte bu da gördüğünüz gibi Prizren'in tapu defteri. Gördüğünüz gibi bunların da kağıtları orijinaldir. İpek kağıt denir bunlara da. Bunlar da yalnız artık son dönemin kullanılan evraklarda, yazışmalarda kullanılan siyakat bırakılmış, Rika'ya geçilmiştir. Farklı bir yazı türüdür ama yine Osmanlıcadır. Değişen bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi artık şahıslara geçmiş burada isim şeyler, araziler. Evet. Ve tabii ki daha sonra bir herhangi bir satış olduğu zaman da çiçek sistemiyle buraya bu işlem yapılıyor. Yazılıyor işte bu şuraya gitmiştir diye. Yani bugünkü sistemin birebir aynısı devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu ilk tutulan 1847 yılından itibaren tutulan defter. Evet. Bunlarsa tabii ki zamanla sistem tekamül etmeye başlıyor. Tekamül ettikçe de formlar değişiyor. Şekiller değişiyor. Artık sütunlar oluşuyor. Bu sütunlarda da tabii ki mahalli, mevkisi, sıra numarası ve sınırları burada yazılıyor. Ondan sonra ne kadar dönüm, ne kadar metrekare, onlar yazılıyor. Tabii ki o zaman kullanılan metrekare değil, arşın, yani dönüm, arşın, evlek, zira gibi ölçü birimleri. Hangi surette bunun arsanın bu şahsa verildiği, burada da şahsın, malikinin ismi yazıyor. Şu kısımlarında ise bunlar
o kişide kalmış mı? Yani nereden gelmiş bu kişiye onun bilgi notu? Eğer burada da varsa gitti notu. Yani bir satışta kime satıldı? O numaraya bakılarak, defter numarasına bakılarak da oradan bulunuyor. Oradan bulunabiliyor, evet. Peki bunu da söyleyelim. Evet. Yavaş yavaş veda edelim. Evet, o görmüş, önünüzde görmüş olduğunuz 3 adet defterse Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han'a ait şahsi malı, mallarının bulunduğu 3 adet defterdir. Bu defterler saraydan saraydan özellikle talep edilmiş, padişahın tapudaki ne kadar şahsi malı varsa bunlar dökümü yapılsın ve bize gönderilsin demiş. İki suret, bakın arşivlerin gene sağlamlığı burada şey yapılıyor. İki suret defter tutuluyor. Birisi saraya Bab-ı Hümayun'a gönderiliyor. İkincisi de kendi arşivimizde muhafaza ediyoruz. Daha sonra istenilirse diye. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz diye. Bu kayıtlarda Abdülhamit Han'ın dediğim gibi Orta Doğu, Balkanlar, Anadolu, Afrika ve Hicaz'da diye söyleyeyim. Ne kadar şahsi malı varsa hepsi kaydedilmiş. Hı hı. Abdülhamit'in şu özelliğini de söyleyelim. Abdülhamit biliyorsunuz çok ileri yaşta padişah olmuş padişahtır. Yani Vahdettin, Sultan Vahdettin gibidir. Şehzadeliğinde kafası birazcık ticarete daha iyi çalışıyormuş şehzadeliğinde. İlk önce Avrupa borsalarında işlemler yapmış. Oradan para kazanmış. Sonra tavukçuluk yapmış, başka işler yapmış. Yani aklınızda alacağı ticaretin her alanına girip çıkmış bir insan. Ama kazandıkların da gayrimenkule yatırmış. Evet. Hani bunu da yapma değil. Hani devletin parasıyla gidip yer alma değil. Kendisi ticaret yapmış. O kazandığı parayla gayrimenkul almış. Evet. Çok farklı bir olay. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir sohbetti. Bize tanıttınız Osmanlı tapu arşivlerini. Tapu ve kadastroyu da daha iyi tanımış olduk. İnşallah çalışmalarınızın devamını ve bu güzelliklerin daha da katlanarak artmasını dileriz Sayın Zeynel Abidin Türkoğlu. Biz de sizlerin bizleri buraya davet ederek bu şekilde hem kurumumuzu hem arşivleri hem tarihimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Bu hafta geçmişten günümüze mülkiyet hakkı ve Osmanlı Devleti'nden bahsettik. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.